Küçük alametlerinden de şöyle biraz bahsedelim. Onları daha sonra detaylandıracağım inşallah diğer bölümde. Şimdi insanlar birbiriyle bina yarışı yapıyorlar. Ölüm gelse de artık canımızı alsa bu dünya çekilmez diyecek kadar dünya iğrenç hale gelecek. Oluyor mu? Yavaş yavaş. Cariyenin efendisi doğurması oldu. Hicaz'da ateşin çıkması, bu sırada efendim Şam yakınında bir yerin e, aydınlatması. Bunlar oluyor çünkü petrol yangınları oluyor vesaire vesaire bunlar oluyor. Bunlar hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ama şurada bizi ilgilendiren çok önemli bir şey var. Bunu ben daha da açacağım ileride inşallah. Ee, Fırat'ın suları çekilecek. Nehir yatağında altın yüzünden savaşlar olacak. Çıkan altın yüzünden savaşlar olacak. Fırat suyu çok lezzetli, tatlı ve gürül gürül bütün Mezopotamya'yı sulayan bir sudur ta Anadolu'dan çıkar efendim Bahreyn'e, Basra Körfezi'ne sulayarak gider. Her tarafı yeşillendirerek gider. Sular çekilecek. O gün insanı bunu bu olamaz diyor. Sular çekilemez. Yatağını değiştirebilirler. Şehirlerde, açıklamalarda bu hadisin diyor ki ancak suyun yatağı değişebilir. İşte bugün barajlar yapılıyor, sular azalıyor, yatağı değişiyor deniyor. Bir de şöyle bir şey var. Altın çıkacak ve altın savaşları olacak. Arapçada şöyle bir söz var. Ez zehebul ebyad ve huvel kutun ve esvet ve petrol. Beyaz altın pamuktur. Siyah altın petroldür. Petrol çıkacak şerhleri var. Açıklamalarda deniyor ki Fırat'ın altında petrol havzaları var. Petrol kavgası olacak. Petrol altın gibi kıymetli olacak. Ama zahir, hakiki mana varken bu mecazlara gitmek doğru değil. O zaman nedir burada hakiki mana? Su, iki manası var. Su altın hükmüne geçecek. Altın çıkacak demek su savaşı olacak bir. Bu çok önemli. Sular çekilecek demek bize bir ihtar aslında suyunuzu bol yapın. Suyunuzu şimdiden tedarik edin. Sular gidecek. İki, gerçekten bunun altında altın çıkarsa şaşmayız çünkü hadiste söylenmiş. Ama altın çıkmaz da su savaşı olursa su altın hükmüne geçer, altın savaşları olur. Bunun için de dikkatli olmak lazım. İki İslam ordusu birbiriyle savaşıyor. Maalesef zaten her devirde olmuş. Ta Cemel Sıffı'ndan Hazreti Ayşe, Hazreti Ali ile başlayın. Günümüze kadar Müslümanlar maalesef kafirlerden daha çok belli dönemler hariç özellikle Osmanlı, Türk dünyası Müslümanlarla savaşmamıştır. Sadece bir Mısır fethi vardır. Kansız. Onun dışında hep hep kafirle, küffarla cenk etmiş bizim ecdadımız. Ama şimdi bakıyorsunuz bazı ülkeler var. Hiçbir kafir devletle kavga etmemiş, savaşmamış. Hep Müslümanlarla savaşmış. Bu da garip. İslam ilim ortadan kalkacak, cehalet artacak. İşte kıyameti hızlandıran en önemli sebeplerden biri budur. Cahiller dünyaya egemen olacak. Alimler Susacak ya da kalmayacak. Depremler çoğalacak. Çoğaldı. Çoğal, çok fazla. Zaman yaklaşacak. Gece ile gündüz fark etmeyecek. Aynı yaşıyoruz. Zamanın bereketi yok. Ömür dediğin 70 sene, 80 sene su gibi akıyor. Zaman yetiştiremiyorsun. Bir şey, birkaç husus daha var. Onu da hemen söyleyeyim. Bu mesela bu bir mucize. Kişinin ayakkabısının bağı bir aylık mesafeden evinde olup biteni haber verecek diyor Peygamberimiz. Bir kişinin ayakkabısının bağı bir aylık mesafe. Bir aylık mesafe o zaman ne zaman ne kadar? İşte Şam'dan İstanbul veya Medine'den Kayseri, Medine'den Sivas, Mekke'den efendim Habeşistan, Mekke'den Mısır bir aylık mesafe evindekini ayakkabısının bağı haber verecek. Ayakkabının bağı var o zaman. Telefonu kim bilir, televizyonu kim bilir, kamerayı kim bilir ama Resul Efendimiz bu kadar anlatmış. Bu kadar görmüş. Ayakkabının bağı. Oldu mu? Oldu. Bunlar kıyamet alametleri. Zina çoğalacak. Her çoğalacak. Her şey nedir ya Resulallah? Elini böyle yaptı. Hançerlemek, öldürmektir, katildir her çoğalacak. Bunlar çoğaldı, aldatmalar çoğaldı maalesef. Kıyamet alametlerin çoğu gitti, azı kaldı. Kıyamet yakın mıdır? Yakıtar sağ. Saat yakındır. Kıyamet yakındır. Ayet-i Kerime var. Kıyamet yakındır. Ama bugün mü ama yarın mı? Ancak güneş dürülüp üzerimize geleceği zaman. Yıldız kayıp ay karardığı zaman biz bunu hesap edebiliriz o zaman. Deriz ki 6 saat kaldı, 8 saat kaldı çünkü güneş geliyor dünyayı parçalayacak. O zaman alamet, büyük alametler zuhur edince o zaman evren düzeni bozulunca bu hesap ancak o zaman yapılabilir. Onun ötesinde 50 sene önce, 100 sene önce, 1000 sene önce şu gün şu tarihtir. Bazı insanlar rüya görüyor diyor ki hadi kıyamet kopacak bir, bir yerde toplanalım. Efendim işte Mehdi çıkacak bir yerde toplanalım. İsa gelecek bir yerde toplan. Böyle haberlerden vakit tayin etmek, zaman tayin etmek Kur'an'a terstir. Hadislere terstir. İnna Allahi indahu ilmus Kıyametin bilgisi Allah katındadır. Biz burada o zaman bu bilgiyi peygamber söyleyememiş. Biz söylersek haşa Allah'ın bilemez dediği gaybı bildiğimiz iddia ederiz. Bu doğru değildir. Kıyametse ne hazırladığımızda o kadar önemli. Peki kıyamet cuma gecesi mi kopacak? Cuma günü kopacağı söylenmiş. Dünyanın cuma günü efendim yaratıldığı ve cuma günü işte o zaman dünyada Adem Aleyhisselam'ın ve pek çok insanın cuma günü hayırla hasenatla buluştuğundan bahsediliyor. Gün olarak cuma olabilir ee, gece kopacağı söyleniyor akşam olacak çünkü yıldızlar güneş kararınca zaten her yer karanlık olacak. Müslüman olacak mı o zaman Müslümanlar azalacaklar Müslümanlar yalnız kıyamet öncesinde Allah nurunu tamamlayacağı için Müslümanlık yeryüzüne hakim olacak. Sonradan azalacak tekrar ve Müslümanlar ya bayılacaklar ya da azalacaklar ama o gün dehşetten herkes kaçacak, yer arayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.